Evet, saatin tiktakları, zamanın taktikleri diyoruz efendim. Kum saatini gördük, sırada bir grafiğimiz var. Emekli meselesine biraz yakından bakacağız. Senaryolara yoğunlaşacağız. 100. yıla 29 Ekim 2023'e emeklilerin e, zamla beraber hemen grafiğimizi alalım yönetmenimiz Ali'den. E, zamla gireceği artık netleşti diyebiliriz. Çünkü haberimizde de izlediniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, meclisin açılış tarihini dolayısıyla 1 Ekim 2023'ü işaret etmiş oluyor. Hazan mevsimi o yüzden Hazan zammı dedik. Hazan genelde hüzünlü hatırlanır ama mevsimsel imajı öyledir. Arabesk şarkılarda çok konu olur vesaire ama 1 Ekim 2023'te meclis açılır, açılmaz. Yasa komisyona gelecek ve ee, tabii ki önce komisyona gelecek. Komisyonun ardından genel kurulda ele alınacak açıkçası ve emekliye yeni zam oranı konusunda ara zam çünkü senede iki sefer yapılan zam sürecinde dediğim gibi %25'lik zam emekliyi tatmin etmemişti. O açıdan bu yeni zammın heyecanla bekleneceğini, beklendiğini düşünüyorum. Şimdi bu zamlarda neyin etkisi var? Elbette her şeyi sandığa bağlayamayız. Biliyorsunuz demokrasi sandıktan mı ibarettir tartışması kadim bir meseledir. Ama öte yandan sadece sandığa da bağlı değil tabii fakat, Yerel seçimler olsun, Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun, yerel seçimler olsun her zaman devlet milletin taleplerini tabii ki daha önemli ve öncelikli olarak ele alıyor ama tek sebep bu değil. Hakikaten şiddetli bir yoksulluk e, enflasyon sorunu var daha doğrusu ve bunun e, halkımızı giderek yoksullaştırdığı da muhakkak dolayısıyla bu bir, bir milli güvenlik meselesi olduğu için de e, önemli. Fakat seçim dönemlerinde daha ziyade seç, e, talepler, milletin talepleri devlette de daha fazla karşılık bulabiliyor. Şimdi Biraz daha tabi her zaman da seçim endekslememek lazım çünkü her zaman seçim yok 5 yılda bir işte yerel seçimler keza arada ve e, tabi en çok merak edilen boyutlardan biri e, senaryolar e, meselesi iyimser, kötümser ve e, en iyimser senaryolar şeklinde e, sınıflandırabiliriz. Şöyle biraz yaklaşalım e, kameraman kardeşim %25 oranı ile ilgili bir beklenti e, senaryo dile getirme dile getireceğiz ama bu tabii ki iyi çağrışımları olan bir senaryo değil. Dolayısıyla %25 beklentisi yüksek beklenti değil. Yani olmayacak kötümser senaryolardan birisi diyebiliriz. %35 daha e, olası senaryolardan biri ve onda da seyyanen bir zam ayrı ayrıyeten. Artık bu bunun diğer formüllerle ayrıntısı da bulunabilir. Memura 8000 bin e, küsür çok küçük bir küsür hatta yapıldı. 8007 TL olması lazım. Onun yarısı mı artık farklı bir şekilde bir ara zam olduğu için, aranın da arası bir zam olduğu için bir formül hesaplanıyor ama %25 olmayacak. Çünkü dediğim gibi %25'in e, emeklilerin zihninde e, genel olarak e, imajı pek iyi değil. Bunun yanı sıra asgari emekli meselesi var. Ben hep gündeme getiriyorum. Grafiği tekrar alalım arkadaşlar. Bakacağız yakından, devam ediyoruz. Asgari emekliye bir pozitif ayrımcılık gündeme gelebilir zaten olması da gerekir 7500 TL alıyorlar bu ciddi bir problem açıkçası. O taban fiyat, kök vesaire hesaplamalar var pek çok. Bu önemli bir boyut. Ee, burada eee zamda belki asgari emekliye memura verilen oranda bir seyyanen zammın aynı oran demiyorum ama hani onun gibi e, asgari emekliye daha fazla bir seyyanen zam verip diğerini de e, yani diğer emekli kesimini de onun yarısı bir zamla kompanse etme diyelim. Dengeleme arayışı da yok değil. Peki en iyimser senaryoya gelirsek ne olur? Merkez Bankası Başkanı'nın, e, Hafize Gaye Erkan'ın, Sayın e, Başkan'ın açıkladığı bir yıl sonu enflasyon beklentisi vardı. E, hatta biraz yükseldiğini de görmüştük. 2024 için, gelecek yılın sonu için %34 seviyesinde vermişti ama bu yılın sonu için %58 dedi. Şayet Merkez Bankası Başkanı'nın yıl sonu enflasyon tahminini baz alırsanız, e, o zaman e, zaten iş e, enflasyon oranında bir zamla iyimser senaryo haline geliyor. Yani Merkez Bankası'nın öngördüğü yıl yıl sonu enflasyon oranının e, gerçekleşmesi bile zam olarak hakikaten iyimser diyebileceğimiz bir senaryo oluyor. Hayata e, genelde çok e, her zaman iyimser bakılmaz, gerçekçi bakmak lazım. Ama enseyi de çok karartmamak lazım. Bu ikisi bir denge açıkçası. Ama e, dediğim gibi bu üç senaryo arasından en yakın hangisi olur? Ortadaki senaryo mu olur? Diğerleri mi olur? Hep birlikte göreceğiz ama en azından 1 Ekim 2023 itibariyle artık 100. yıla da girerken e, efendime söyleyeyim emeklimizin meselelerinin kısmen de olsa hallolduğunu olduğunu göreceğiz. Diğer kesimler de önemli. Memur ayrı önemli. Efendime söyleyeyim asgari ücretli şu anda e, taleplerini yükseltecek. Onlar ayrı önemli.